Merkez Üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve dün akşam meydana gelen depremde Gezin köyündeki burada 5 katlı bir apartman yıkıldı. Gezin köyündeki bu 5 katlı binada deprem olduğu sırada 7 kişi vardı. Deprem esnasında 2 uzman çavuş pencereden atladı. Geriye 5 kişi kalmıştı. Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam etti. Sabah saatlerinde burada hamile bir kadın, eşi ve bir çocuk sağ olarak çıkarıldı, hastaneye gönderildi. Evet. Tam bitim esnasında 20.55'te bir sarsıntı oldu, büyük sarılmada. Oradan çıktıktan sonra direktmen gördüğünüz gibi bu olay mahalline geldi. Bu Gezin'de herhalde arkamızda gördüğümüz 5 katlı bir bina yıkılmış değil mi? 6 katlı. 6 katlı. Evet. Burada kaç kişi vardı enkaz altında? Enkaz altında 3 kişi kaldı, 4 kişi kalmıştı. Evet. Birini akşam maalesef ölü olarak çıkardı. Sabah 7.30 civarında birisini yaralı olarak çıkardık. Yaralımızın durumu şu anda iyi. Daha sonra da yine iki yaralı çıkardık. Aynı aile bunlar. Evet. Eş ve oğlu. Maalesef ikisini kaybettik. Şu anda hastanede iki yaralımız, iki ölümüz var. Dün akşam meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Sivrice ilçesindeyiz. Yaklaşık 3500 nüfusu bulunan ilçede depremle birlikte birçok evde hasar meydana geldi. Ama ilçede en büyük hasarı arkamda bulunan merkez camisi gördü. Merkez Üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde olan 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Elazığ merkezdeki Mustafa Paşa mahallesinde de 6 katlı bir apartman çöktü. Dün akşamdan beri apartmanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Apartmanın hemen bitişindeki başka bir apartman ise çökme tehlikesine karşı vinçle şu anda oraya destek veriliyor.